Arkadaşlar merhabalar bu videomda sıfır geometri kampının 21. haftasının ikinci videosundayız. Noktanın analitik incelenmesinde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kitabımızda sayfa numarası 227, 228, 229 ve 230'un sol sütununu işleyeceğiz. Bu videoda ne anlatacağız? İki nokta arasındaki uzaktan bahsedeceğiz. Orta nokta koordinatından bahsedeceğiz ve bir doğru parçasını belli bir oranda bölen noktadan bahsedeceğiz arkadaşlar. Hadi bakalım dersimize Başlayalım. İki nokta arasındaki uzaklık bulunurken A noktası x1, y1, B noktası da x2, y2 ise nereden bulunur? Arkadaşlar iki nokta arasındaki uzaklık her zaman sorduğumuz sorunun cevabıyla bulunur. Bir uzaklık bulunurken geometride ne yapıyoruz? İki konuya başvuruyoruz. Ya dik üçgenden çıkacak ya benzerlikten çıkacak. 90'lar varsa nereden çıkıyor? Genelde dik üçgenden çıkıyor. Burada ispat yöntemi var şekilde ama ben sıfırdan yapayım ispat yöntemini. Bak şimdi A noktası x1 virgül y1 ise B noktası da x2 virgül y2 ise ne yapacağız arkadaşlar? Analitik düzlemde bir nokta verilmiş ya da isteniliyorsa eksenler olan uzaklığı bizim için önemli. Şu eksene olan uzaklığı ve şu eksene olan uzaklığı. Aynı şekilde B noktası da x2 virgül y2 ya şöyle şöyle yapacak olursak buraların da 90 derece olduğunu imal etme lütfen 90'larda da yapıştır. Şimdi şu uzunluğu bulmaya çalışacağız. Arkadaşım karşımızda şöyle bir bir dik yamuk çıktı. E, o zaman 90'lıklar da var. Dik üçgene karşılık getirelim bakalım burada. E, burada 90 derece nasıl yapabiliriz arkadaşlar? Şöyle yapabiliriz. Şuradan bir dik dörtgen oluşturacak olursak karşımıza dik üçgen çıktı mı? Çıktı. Pisagor bağıntısı çıktı. Peki bana dik üçgenin şu kenarları lazım. Bu kenar ya da bu kenar lazım. E, şimdi bu kenar nedir? Şurası x1 burası y1'di. Burası da x2 burası da y2 idi. Hocam şu uzunluk x2 x1 değil mi? Evet x2 x1 bu uzunluk y2 eksi y1 çünkü şu uzunluk buraya eşit olacak. E burada artık Pisagor bağıntısı yapacak olursak eğer yani AB uzunluğunun karesi neye eşit oldu arkadaşlar? Şu dik kenarların kareleri toplamına x2 eksi x1'in karesi artı y2 eksi y1'in karesine eşit oldu mu? Oldu. E burada AB uzunluğu da neye eşit olacaktır? Her iki tarafın kare alacak olursam karekök içerisinde x1 ya da x2 eksi x1 x2 eksi x1'in karesi Artı y2 eksi y1'in karesi oldu mu? Oldu. Evet gençler nereden çıktı? İki nokta arasındaki uzaklığın ispatı da önemli. Hızlanmak için. Dik üçgeni de kullanmak için. İspatı nereden çıktı? Dik üçgen. Bak şu uzaklığı bulurken şu dik üçgenin bir kenarı x'ler farkı diğer kenarı da y'ler farkı. O zaman biz iki nokta arasındaki uzaklığı bulurken bazen dik üçgeni de kullanabiliriz. Mesela x'ler farkı dik üçgen bir kenarı y'ler farkı da dik üçgenin bir kenarı deyip İki nokta arasındaki uzaklığı bazen böyle özel üçgenlerde kullanabiliriz. Mesela noktamız şöyle A noktası 1'e 2, B noktası da atıyorum. Eksi 2'ye kaç olsun? 6 olsun. E burada AB uzunluğunu bulurken formülü kullanmadan da şu şekilde de yapabilirsin. AB uzunluğu nedir diye sorulduğunda dik üçgenin bir kenarı x'ler farkı. Eksi 2 eksi 1'den eksi 3 uzunluk olarak nedir? 4. Y'ler farkı da 6 eksi 2'den 4. E 3 4 5 üçgeninden AB uzunluğu kaç olacaktır? 5 olacaktır. Bazen böyle x'ler farkı ve y'ler farkı tanıdık geliyorsa bu şekilde de çözebilirsiniz. Çünkü siz olayın mantığını anladınız. Tamam mı gençler? Evet olay bu. Hadi bakalım örnek 13'e bakalım. Aşağıdaki noktalar arasındaki uzaklıkları bulunuz demiş. A ve B noktası verilmiş. X'ler farkı 3, Y'ler farkı 3. Hocam kısa yoldan bulalım. X'ler farkı burası 6 2'den pardon 6 2 4. Y'ler farkı 3. 3, 4, 5 üçgeninden direkt cevap 5 diyebilirsiniz. Buraya baktım. X'ler farkı eksi 6, Y'ler farkı 4. Bak özel bir durum gelmedi. Y yine dik üçgenden çıkartabilirsiniz ama özel durumlarda böyle dik üçgenden kafadan daha rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Özel durum gelmediyse o zaman CD uzunluğunu da şu şekilde bulabilirsiniz. Kare küçüğünde x'ler farkı eksi 2 eksi 4'ün karesi artı y'ler farkı eksi 6 eksi eksi 2 yani artı 2'nin karesi olacaktır. Buradan eksi 6'nın karesi 36 artı eksi 4'ün karesi de 16 kök 52 yapar. Kök 52 de neye eşittir arkadaşlar? Bu 4 çarpı 12. 4 çarpı 13 olduğundan dolayı 4 dışarıya 2 diye çıkacağından cevabımız 2 kök 13 diye çıkar mı? Çıkar. İşte bir kısa yol bir de bu şekilde. Ha hocam dik üçgenin kenarları bu şekilde. X'ler farkı eksi 6 yani 6. Y'ler farkı 4. 4, 4, 6 Pisagor'dan da yine ulaşabilirdiniz ama bunu özel kenarlı üçgenler yani tanıdık sayılar geldiği zaman yapmanızı tavsiye ediyoruz tabii ki. Evet. Örnek 14'e bakalım. Analitik düzlemde iki köşesinin koordinatları B ve C D olan ABCD karesinin çevresi nedir diye soruluyor. Hemen rastgele bir şekli çizelim arkadaşlar. ABCD. Ya burada ABCD derken eskiden ÖSYM şöyle yapıyordu. Ardışık olarak yazın. ABCD. Ama artık bunu riske almıyor. Belki A, B, C, D şeklinde yazacağım. Normalde yazılış bu şekilde olur ama sol alttan başlayıp şöyle ya da şu şekilde yazdıysanız mesela şöyle A, B, C, D olmaz. Nasıl gittiniz? AB şu şekilde. C ve D şeklinde yazılır. Mesela AB yazdım ya bu şekilde gideceğim. C, D şeklinde olacak arkadaşlar. Tamam bu yazılım önemliydi ama artık ÖSYM şunu diyor. Ee, burada B ve D köşeleri. Hani B ve D köşegen olmak üzere. Ya da ardışık şi... A ve C köşeleri atıyorum köşegen e, üzerinde olmak üzere deyip böyle cümleyi daha da böyle kesinleştirir. E burada arkadaşlar ne verilmiş? B noktası verilmiş. Eksi 2'ye 2 verilmiş. Bir de D noktası 6'ya 10 verilmiş. E ben şimdi BD uzunluğunu bulursam olay bitti. BD uzunluğunu bulursam karenin köşegenini bulurum. Karenin köşegenini bulunca da karenin bir kenar uzunluğunu bulur muyum? Bulurum. Evet BD uzunluğu kare içinde x'ler farkı ve y'ler farkı. Arkadaşlar kısa yoldan yapabiliriz aslında. BD uzunluğunu bulurken dik üçgenin kenarlarını düşün. X'ler farkı x2-6'dan eksi eksi x8 eksi yani uzunluk olarak 8. Y'ler farkı 2-10'dan eksi x8 eksi uzunluk olarak 8. Kavadan da yapabilirsiniz. X'ler farkı 8, y'ler farkı 8 ise 8-8 ise burası da 8 kökü diyebilirsiniz. Evet şurayı 8 kökü bulduk. E, burası 8 kökü ise ikiz kenar dik üçgenden dolayı buralarda 8-8 yapar. Karenin çevresi isteniyor. 8'den kaç tane var arkadaşlar? 4 tane var. Cevap böylelikle 32 çıkar. Evet örnek 14. 32 oldu. Geldik örnek 15'e. Analitik düzlemde A ve B noktalarına eşit uzakta ve Y ekseni üzerinde bulunan noktanın ordinatını bulunuz. Arkadaşlar bu soruda şöyle bir yanlış anlaşılma oluyor. A ve B'ye eşit uzakta olan bir noktayı hep böyle nedense orta noktaymış gibi düşünüyoruz. İlla orta nokta olur mu arkadaşlar? Olmayabilir. Mesela A noktası burada B noktası buradayken Bizim C noktası şöyle de olabilir. Yani hem A'ya hem de B'ye eşit uzaklık olacak. Ve şart konulmuş bize. O şart da nedir? Y ekseni üzerinde. Evet C noktası Y ekseni üzerinde ise Y ekseni üzerinde olan bir noktanın apsisi sıfırdır. Ordinatına da Y diyelim. Y ekseni üzerinde bulunan noktanın ordinatı yani bizden Y soruluyor. Burada ne var o zaman arkadaşlar? Bak şekli çizdik rastgele. Burada analitik düzlem çizmenize gerek yok. Bazı sorularda hatta çoğu soruda Soruyu anlayabilmek için basit bir şekilde çizeceksiniz. Bu şekilde çizmeniz sizin soruyu yorumlamanızı sağlar. E ben burada çizdim herhangi bir c noktası. Bu ne demek? c a eşittir c B demek. Hadi bakalım c a eşittir c B ise ben burada c a yazayım. x'ler farkı yani kare içerisinde 0 eksi 4'ün karesi artı y'ler farkı. y eksi eksi 1'in karesi yani y artı 1'in karesi oldu. Eşitmiş CB uzunluğu. CB uzunluğu da x'ler farkı yani 0 eksi 5'in karesi artı y'ler farkı y eksi eksi 2 yani y eksi eksi 2'den dolayı artık yaptı. y artı 2'nin karesi yaptı. E buradan dolayı şunlar şunlar birbirini götürdü mü götürdü. Eksi 4'ün karesi kaç yaptı? 16 artı y artı 1'in karesini açalım. y kare artı birinci ile ikincinin çarpımının katı 2y artı 1 oldu. Bu eksi 5'in karesi artı 25 yaptı y kare artı birinci ile ikincinin çarpımın iki katı 4 y artı 2'nin karesi de 4 oldu. Şimdi burada y kareler gitti mi? Gitti. 2 öbür tarafa atalım. 4y'den 2'ye çıkınca 2y kaldı. Bu e, kaç yaptı arkadaşlar? 16 bir daha 17 yaptı burası. 25 artı 4 de 29 yaptı. Ama artı 29 öbür tarafa eksi 29 diye geçti mi? Geçti. Evet. Değil mi? Aynen öyle. E buradan da ne geldi arkadaşlar? Burası eksi 12 geldi. Eksi 12 eşittir 2y ise y'yi de böylelikle kaç buluruz arkadaşlar? Eksi 6 olarak buluruz. Dolayısıyla örnek 15'i eksi 6 bulduk. Bizden zaten y isteniyor. Gençler geldik bir sonraki soruya. Örnek 16'dayız. Ömer öğretmen A ve B noktaları ile ilgili aşağıdaki bilgileri verip öğrencilerinden A ve B noktaları arasındaki uzaklığı bulmaları istemiştir. A noktası 3. bölgede x eksenine olan uzaklığı 3. Bakın Üçüncü bölgeyi şöyle düşünün. Şimdi x eksenli olan uzaklığı burası. Burası 3 birimmiş. Y eksenli olan uzaklığı da 7 birimmiş. Burası da 7 birimmiş. Hocam 7 birim solda. Buradaki nokta nedir? Eksi 7'ye. 3 birim aşağıda. Buradaki nokta nedir? Eksi 3'tür. Absisi eksi 7. Burası da 3. Evet A noktası eksi 7'ye eksi 3 noktası olarak bulduk arkadaşlar. Sonra B noktası birinci bölgede. Hadi B noktası birinci bölgede. X eksenli olan uzaklığı 2. X eksenli olan uzaklığı 2. Ve y eksenine olan uzaklığı da 5 birimdir. Şurası da 5 birimmiş. Hocam bu ne demek? 5 birim sağda yani burası hapsisi 5 demek. 2 birim yukarıda ordinatı 2 demek. Artı. E buradaki B noktasında ne yaptı o zaman arkadaşlar? 5'e apsi bakın 5. Ordinatta 2 yaptı. 5'e 2 yaptı. 5'e 2 yaptıysa bizden ne isteniyor? AB uzunluğu isteniyor. AB uzunluğu kare küçüğünde. X'ler farkı 12. Y'ler farkı 5. 5 yönü 13 diyebilirsiniz. Hadi bunu da şeyden yapayım x'ler farkı 5 eksi eksi 7'nin karesi yani 5 artı 7'nin karesi artı y'ler farkı 2 eksi eksi 3 yani 2 artı 3'ün karesinden çıkar. 12'nin karesi artı 5'in karesi de kaç yapar? 144 artı 25 yapar. Bu da kök 169 yapar. Bu da 13 olarak çıkar dışarı arkadaşlar. Ya da hocam x'ler farkı 12. Y'ler farkı 5. 5 12 13 üçgeninden direkt kafadan da cevaba ulaşabilirdiniz. Evet güzel bir soru. 16'yı Örnek 16'yı 13 bulduk. Geldik örnek 17'ye. Eren ev okul ev okul ve market arasındaki mesafeyi tabletindeki harita uygulamasını kullanarak görüntülemek istediğinde evi bulmuş, marketi bulmuş, okulu bulmuş. Eren'in evi ile okul arasındaki mesafe gerçekte 450 metre. Ev ile okul arasındaki mesafe 450 metreymiş. Burası nedir diye soruluyor bize, değil mi? Evet, Eren'in evi ile market arasındaki uzaklık soruluyor. Arkadaşlar bu tablette bu noktalar verilmiş. Bu noktalar arasındaki uzaklığı bulayım. Aslında bu noktalar arasındaki uzaklık nedir arkadaşlar? X'ler farkı 12, Y'ler farkı 9. 9, 12, 15 diyebiliriz ya da karekök içerisinde. 10 eksi eksi 2'nin karesi yani 10 artı 2'nin karesi artı y'ler farkı 10 eksi 1'in karesi oldu. Yani bu 12'nin karesi artı 9'un karesi 9 12 15 üçgeninden burayı 15 bulduk. Arkadaşlar burası 15 birim Tablet üzerinde 15 birim. Gerçekte 450 kilometre. 15 birim 450 kilometre ise e, buradaki uzunluk nedir arkadaşlar? Şu x'ler farkı bakın 3 eksi 2 5. Dik üçgenin bir kenarı 5. Y'ler farkı 12. 5, 12, 13 üçgeninden burası da 13 mi oldu? Evet. Şimdi gerçekte 15 birim 450 kilometre ise değil mi? 450 metre ise daha doğrusu buradaki 13 isteniyor bizden. 13 birim kaç metredir diyeceğiz. İşler istediler doğru orantı var burada arkadaşlar. Soru işaret direkt neye eşit olacaktır? 450 çarpı 13 450 çarpı 13 bölü 15'e eşit olacaktır. Bunu 15'e bölseniz 15'e bölseniz 30 geldi. 30 ile 13'ün çarpımı da kaç yaptı? 390 yaptı arkadaşlar. Yani örnek 17'yi kaç bulduk? 390 bulduk. Geldik bir sonraki kısma. Bir doğru parçasının orta noktasının koordinatı. Arkadaşlar orta noktasının koordinatı yani x2 noktalarımız şu a ve c noktasıysa a ve c'nin orta noktası da b ise bu apsis nedir biliyor musunuz? Apsisler toplamının 2'ye bölünmüş hali yani şuradaki orta nokta x1 artı x3 bölü 2'ye x1 artı x3 bölü 2 ordinatı nedir? Yani yx nedir? y'ler toplamının yarısıdır y1 artı y3 bölü 2'ye eşittir. Evet gençler. Orta nokta koordinatı çok basit. Mesela hemen örneklerde bak bakalım şuraya. A, B'nin verilen doğru parçasının orta noktasını bulunuz. 3 artı 1 bölü 2. 3 artı 1 bölü 2'ye. Eksi 1 artı eksi 5 bölü 2 yapacaktır arkadaşlar. E o zaman burada arkadaşlar. ne oldu burada? 4 bölü 2'den 2'ye. Bu eksi 6 bölü 2'den eksi 3 yaptı. 2'ye eksi 3 bulduk. Öbürüne bakalım. 2 artı 0 bölü 2. Yani 1'e 0 artı eksi 8 bölü 2 yani eksi 8 bölü 2 eksi 4 yapar. Noktamız 1'e eksi 4 oldu arkadaşlar. Orta nokta gerçekten kolay. A ve B noktaları veriliyor. A B doğru parçasının orta noktası bu. Arkadaşlar bu ne demek? Şu ikisi apsiler toplamı. A artı 5 bölü 2 eşittir eksi 2'ymiş. A artı 5 eşittir eksi 4'ten A'yı kaç buluruz? Eksi 9 buluruz. Sonra B'ye bakalım. Şu 4 artı B bölü 2 eşittir e, ee, ordinatta orta noktası iki, eksi 2'ye 3 ya ordinatı burada 3 olduğuna göre 3'e eşitleyeceğiz. 4 artı B'de gelir, b de buradan 6 gelir b'yi de buradan 2 buluruz. A çarpı B isteniyor bizden. A dediğimiz eksi 9 çarpı B dediğimiz 2'den cevabımız ne çıkacaktır? Eksi 18 çıkacaktır arkadaşlar. Yani örnek 19 eksi 18 çıktı. Geldik buraya. Hmm. A, üçgeni verilmiş. D, F bulundukları kenarların orta noktaları olarak verilmiş. Şunlar eşit. Şunlar eşit. Ve şunlar da eşit verilmiş. A noktasının koordinatı nedir diye soruluyor arkadaşlar bize. Şimdi ne yapacağız? Hocam A noktası x1, y1. B noktası x2, y2. Hocam C noktası da x3, y3 diyecek olursak. Şimdi burada bu soru olmamış ya. Ben bunu direkt bulabilirim. 5 2 2'ye 5 2'ye 0 şeklinde bulurum arkadaşlar. Koordinatları toplamı da isteniyor. Ama nasıl buldum? Paraya kenar yardımıyla buldum. Farklı bir yönde, yolda buldum. Hatta paraya kenar metodunu açıkladıktan sonra bu soruyu hatırlarsam eğer o yoldan da çözeceğim. Ama şimdi maalesef galiba sanırsam galiba uzun yoldan çözeceğim arkadaşlar. Şimdi buradaki orta nokta verilmiş mi D noktası? Evet D noktasına bakın. X1 artı X2 bölü 2. 1'e eşitse. O zaman X1 artı X2'yi ne buluruz arkadaşlar? X1 artı X2'yi 2 buluruz. Çünkü x1 artı x2 bölü 2 1'e eşit. Kafadan yazmıyorum. Ondan sonra x1 artı x3 bölü 2 4'e eşitse x1 artı x3 nedir arkadaşlar? O da 8'e eşittir. Çünkü toplamlarının yarısı 4 ise. Sonra x2 artı x3 belli mi? Belli. x2 artı x3 bölü 2 de neye eşit arkadaşlar? 3'e eşitse x2 artı x3 de buradan neye eşit olacaktır? 6'ya eşit olacaktır. Ben buradan neyi bulmaya çalışacağım arkadaşlar? Ben buradan şeyi bulmaya çalışacağım. X1'i bulmaya çalışacağım. O zaman X3'leri şurada yok edeyim. E, o zaman X3'leri burada yok edeceksem arkadaşlar. Şimdi şurada şu işlemler baya kalabalık olacak. Bu tarafa doğru alayım biraz. Şimdi arkadaşlar şu ikisine bakacak olursak. X1'leri şuradaki X3'ü yok edecek olursam. Öncelikle şunu düşüneyim. Bakın şunu düşüneyim. Şu CTRL-C, ve v şurada taraf tarafa toplayayım. Eksiyle çarp toplayayım hatta burayı. Şimdi burayı eksi ile çarpı topladığım zaman eksi ile çarpı topladığım zaman şu e, x 3'ler gitti mi gitti. x 1 eksi x 2 geldi mi geldi. 2 mi geldi evet. E hocam x 1 artı x 2 de 2 burada. Tamam. x 1 artı x 2 de 2. E burada x 1 eksi x 2 de zaten 2 değil mi? Taraf tarafa toplarsam şunlar gitti. Buradan 2 x 1 eşittir. 4 olduysa x1 de buradan kaç buluruz arkadaşlar? 2 olarak buluruz. Evet x1 2 bulduk. E, aynı şeyi y'ler için de yapacağım arkadaşlar. Y'ler için de şurada işlem yapayım. Yukarıda yapayım isterseniz. Burada y1 artı y2 bölü 2 3'e eşit. Yani y1 artı y2 eşittir 6 olacak. Y1 artı y3 bölü 2 2'ye eşitse y1 artı y3 neye eşit olacak arkadaşlar? 4'e e eşit olacak bölü 2'si 2 2 olduğunda. Şu y2 artı y3 bölü 2 de 5'e eşitse y2 artı y3 de neye eşit olacak arkadaşlar? 10'a eşit olacak. Yine burada biraz önceki gibi hop şuradaki işlem. Şurada işlem yapacak olursam taraf tarafa çıkartacak olursam. Hadi çıkartalım bakalım. Taraf tarafa çıkartacak. Eksiyle çarp taraf tarafa toplarsam. Y3'ler gitti. Y1 eksi Y2 geldi. 4 eksi 10'dan eksi 6 yaptı. E hocam Y1 artı Y2 var burada. Y1 artı Y2 ne eşit? 6'ya. Y1 eksi Y2 ne eşit? Eksi 6'ya. Taraf tarafa toplarsam. 2 y1 eşittir 0 yaptı. y de ne bulduk arkadaşlar? 0 bulduk. Yani x1 virgül y1. x1 virgül y1'i a noktasının koordinatları. O da ne çıktı arkadaşlar? Hocam 2 y 0 noktası çıktı. Çünkü x1 2 y1 de 0 olduğuna göre. Bizden koordinatları toplam isteniyor. 2 artı 0'dan cevabı ne buluruz? 2 olarak buluruz. Evet biraz işlem yaptık arkadaşlar burada. 2 bilinmeyen denklemleri çözdük sadece. Burada X2 3, x3 x3'ü yok etmem lazımdı. Şu ikisinden x3'ü yok ettim. Sonra işte x1'i bulmam için x2'leri yok etmem lazım. Taraf tarafa topladım falan filan işlem yaptım. Ama hatırlarsam eğer paralel kenar metodundan sonra bu soruyu da çözmek için e, geriye döneceğim arkadaşlar. Çünkü ben daha kolay bir şekilde çözüm biliyorum. Şu an farkındayım. Evet neyse örnek 22 2 bulduk. Geldik örnek 21'e. Aha. İşte burada paralel kenar metodu. Arkadaşlar işte bundan sonra şu paralel kenarla ilgili sorulardan sonra bu soruyu da çözeceğim. Tamam. Şimdi öncelikle şuna bakalım. Arkadaşlar paralel kenarda ABCD paralel kenar ise eğer A x 1 y 1 B x 2 y 2 C ve D noktaları verilmiş olsun. Şimdi köşegenleri çizdiğimiz zaman köşegenler birbirini ortaladığı için arkadaşlar. E burada hocam tam bu orta nokta mı yaptı? Evet nerenin orta noktası A ile C'nin orta noktası x0 neye eşittir arkadaşlar? x1 artı x3 bölü 2'ye eşittir. E burada y0 neye eşittir? y1 artı y3 bölü 2'ye eşit değil midir? Evet y1 artı y3 bölü 2'ye eşittir. Aynı zamanda d ile b'nin de orta noktası değil mi? Evet x0 x2 artı x4 bölü 2'ye eşittir. x2 artı x4 bölü 2'ye eşittir. Aynı zamanda y0 da y2 artı y4 bölü 2'ye eşittir. Aa buradan ne geliyor o zaman arkadaşlar? Buradan şu sonuç geliyor x1 artı x3 bölü 2 eşittir x2 artı x4 bölü 2 ise buradan x1 artı x3 eşittir x2 artı x4 geldi. Aynı zamanda y1 artı y3 bölü 2 eşittir y2 artı y4 bölü 2 ise y1 artı y3 eşittir y2 artı y4'e eşit oldu. Yani paralel kenarda karşılıklı x'ler toplamları birbirine eşit. Karşılıklı y'ler toplamları da birbirine eşit çıktı arkadaşlar. Evet karşıtlı x'ler toplamları birbirine eşit çıktı. Karşıtlı y'ler toplamları da birbirine eşit. Bu nerede geçerli? Hocam paraya kenarda. Sadece paraya kenarda mı? Aynı zamanda başlığın yanına da yazalım. Burada paralel kenar. Aynı zamanda dikdörtgende de geçerli. Çünkü dikdörtgen paraya kenarın özel bir hali. Karede de geçerli. Eşkenar dörtgende de geçerli arkadaşlar. Bu söylediğim şey Karşıtlı x'ler toplamları birbirine eşit. Karşıtlı y'ler toplamları birbirine eşit. Sadece paralel kenarda değil. Dikdörtgen kare ve eşkenar dörtgende de geçerlidir. Çünkü bunlar paralel kenarın özel bir halidir arkadaşım. Ondan dolayı. Evet geldik örnek 21'e. Bir paralel kenar verilmiş. Karşıtlı x'ler toplamları birbirine eşit. Eksi 2 artı x yazalım. Eksi 2 artı x eşittir. 3 artı 1 olacak. Şu karşılıklı bunlar. Diğer karşılıklı da bunlar. Buradan x'i kaç buluruz arkadaşlar? 6 buluruz. Karşıtlı y'ler toplamları da birbirine eşit. Eksi 4 artı 5. Eksi 4 artı 5 eşittir. Y artı eksi 1. Ya da eksi 1 artı y'ye eşittir. Bunu bu attık öbür tarafa. 1, 2 mi yapıyor? Y'yi de 2 olarak bulduk. Bizden x çarpı y isteniyor. X 6, y 2. Cevap da kaç çıkar o zaman? 12 çıkar arkadaşlar. Evet. Örnek 21, 12 oldu. Geldik örnek 22'ye. Arkadaşlar örnek 22'de. Köşelerinin koordinatları ABC olarak verilen ABC üçgeninin hemen çizelim arkadaşlar. Bak analitik düzlem çizmeyin. Öncelikli olarak soruyu anlayabilmek için basit bir şekilde rastgele soruyu çizin. Vay efendim A'nın aşağıda olması gerekiyor. B biraz daha yukarıda olması gerekiyor gibi şeyleri çok fazla kafanızı takmayın. Sadece burada sorunun çözümü için ne yapıyoruz? Basit bir şekilde şekli çiziyoruz. A noktası 1'e 7. B noktası 5'e 13 verilmiş. Ve C noktası da kaç verilmiş? Eksi 3'e 3 verilmiş. Adam bana diyor ki AC kenarına ait kenar ortayın uzunluğu. Yani senden bu kenar ortay uzunluğu nedir diye soruluyor arkadaşım. Kenar ortay uzunluğu değil mi? Evet bunu bulacağım. A orta nokta koordinatı hocam burası. 1 artı eksi 3 bölü 2 yani eksi 2 bölü 2'den eksi 1'e 7 artı 3 bölü 2 yani 10 bölü 2'den 5 geldi. E hocam buraya da K diyelim. Bizden ne isteniyor? BK uzunluğu isteniyor. Evet. BK uzunluğu nedir? Kare 3'ünde. X'ler farkı ve Y'ler farkının kareleri toplamı değil midir? Evet. Kafadan yapabilirsin. X'ler farkı alt, bak, 5 eksi eksi 1. Yani 5 artı 1. 6. Y'ler farkı 13 eksi 5'ten 8. 6 8 13 kendinden cevap 10 diyebilirsin. Ya da X'ler farkı eksi 1 eksi 5'in karesi artı Y'ler farkı 5 eksi 13'ün karesi. Bu 6'nın karesi 36 artı 8'in karesi 64 yaptı burası da. Bu da kök 100 çıktı. Kök 100 de neye eşittir arkadaşlar? 10'a eşittir. Evet böylelikle BK uzunluğunu 10 alarak ruz arkadaşlar. Paraya kenarla ilgili şu işler bitti ya. Şuradaki soruyu bir de paraya kenardan yapacağıma söz verdim. Hadi bakayım bir de paraya kenarda yapayım. Tamam siz çözüm olarak bunu yazdınız arkadaşlar. Bu yazım burada kalsın. Ben bir de bunu şöyle çözeyim arkadaşlar. Evet. Nerede? Bir saniye. Şu şekilde çözdük. Sileyim şunu. Paraya kenar yardımıyla çözmeye çalışayım. Şunlar birbirine eşit. Şunlar birbirine eşit. Ve şunlar da birbirine eşit. Hocam orta noktalar var. Aklımıza orta taban gelebilir arkadaşım. Bizden de ne isteniyor? A istemiyor. Hocam şu orta taban bir işime yaradı mı? Ondan sonra bak şu, şunlar kırmızılar birbirine paralel. Dikkat. Sonra hocam maviler de birbirine paralel. Çok güzel. Aa hocam paralel kenar çıktı burada. Kırmızılar paralel maviler paralel. C noktasını bulabiliriz. Ama bizden A isteniyor. E o zaman başka? E hocam şunu da çizecek olursak. Şu siyahlar da birbirine paralel. İşte şuradaki paralel kenardan da A'yı buluruz. Bak siyahlar paralel maviler paralel. Paralel kenar mı çıktı burada? Evet. E hocam B'yi bulmak için de. O zaman B'yi bulmak için de şuradaki paralel kenara bakarsın. Siyahlar ve kırmızılardan dolayı. Tamam. Her köşeyi böylece rahat bir şekilde bulabiliriz. A benim için A önemli. Burada bir paralel kenar çıktı. Hocam karşılıklı x'ler 5. Toplamı 5 yapması için burası 2 yapacak. 2 ile 3'ün toplamı 5 yapar. Karşılıklı 5 yaptı y'ler toplamı. Y'ler toplamı 5 yapması için 5'i buradaysa burası da 0 olur. 2'ye 0 olur. A noktasının koordinatları toplamı da 2 artı 0'dan direkt 2 diye çıkar. Bakın olayı nasıl kısalaştırdık. Bu şekilde de bir çözüm de var arkadaşlar. Çünkü orta noktalardan dolayı paralellikler oluştu. Paralel kenar metodu karşımıza çıktı. Evet. Örnek 20. Böylelikle 2 bu şekilde daha kolay bulmuş olduk. Evet gençler geldik bir doğru parçasını belli bir oranda içten veya dıştan bölen noktaları. Şimdi gençler burada şunu söyleyelim. Ne söyleyelim? Önce şunu kopyaladım ki aynı şey. Arkadaşlar bak burada diyor ki e, AC bölü CB eşittir K oranında AB doğru parçasını içten bölen. Bakın. AB'yi içten bölen bir C noktasından bahsediyoruz ve AC bölü CB'de k olsun. AC bölü CB k ise biz buna ne diyoruz? İçten bölen bir nokta ise buradaki değer neye eşittir biliyor musunuz arkadaşlar? İşte tam olarak buna eşittir. Yani x1 eksi x2 bölü x2 eksi x3 eşittir y1 eksi y2 bölü y2 eksi y3 eşittir k alıyoruz. Ben hayatım boyunca bu formülü kullandım mı? Kullanmadım. O yüzden bunu yazdım ama üstünü karalıyorum kardeşim. Bilme. İçten bölen ya da dıştan bölen noktalarda oran orantı yardımıyla rahat bir şekilde sonuca ulaşabilirsin. Ne kadar artıyor ne kadar azalıyor hikayesiyle. Nasıl mı? Örnek üzerinde daha iyi anlarsın. Bak şimdi dik koordinat düzleminde A ve B noktası verilmiş. Şimdi A, B doğru parçası C'de eleman AB olacakmış. Bakın çiziyoruz. A noktası burası Eksi 2'ye 12. Basit bir şekilde şekli çiziyoruz. Analitik düzlem çizmeyelim. Özel durumlar olduğu zaman analitik düzlem çizeceğiz. B noktası da 10'a 4 verilmiş. C elemanı AB olmak üzere AC bölü BC 1 bölü 3'müş. Arkadaş C buralarda bir yerlerde. AC bölü CB 1 bölü 3 ise burası K iken burası 3K demiş bize. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Çok dikkatli olun. Başlangıç noktası burası seçtiyseniz. Başlangıç noktası seçmek de önemli. O zaman eksi 2'den 10'a ne kadar artmış ya da ne kadar azalmış ona bakacaksınız. Hocam ne kadar? Eksi 2'den 10'a hocam 8 artmış demeyin sakın. Eksi 2'den 0'a 2 artmış. 0'dan da 10'a 10 artmış. Toplamda 12 artmış. Ya da 10'dan eksi 2'yi çıkartırsanız 10 eksi eksi 2. 12 ya yok mu bunlar arasındaki fark? Evet. Ne yapmış ama? Artmış. Evet bakın şuradan başladık A'dan. Buradan buraya 4K var değil mi? Evet. 4K'da kaç artmış arkadaşlar? Hapsiz 12 artmışsa. Hemen K'da kartışı bul. 3 olmaz mı? 4K'da 12 artan K'da 3 artar. E a'dan başlamıştık. A'dan da C'ye gelene kadar K var burada. K'da kartış 3. O zaman C noktasını buluruz. Eksi -2'den kaç fazlalaştıracağım? 3. Çünkü K'da kartış isteniliyor bizden. Eyvallah. Şimdi ordinatına bakalım. Ordinat 12'den 4'e azalmış. 8 azalmış. 4K'da 8 azalmışsa K'da kaç azalacaktır o zaman? 2. O zaman buradan buraya da K var zaten A'dan C'ye gelirken. 12'den de 2 azaltacaksın. Burası da 12 eksi 2 yapar. O zaman C noktasının koordinatları ne yaptı arkadaşlar? 1 virgül 10 yaptı. C noktasının koordinatları çarpımı isteniyor. Cevap da böylelikle 10 çıktı. Gördünüz mü arkadaşlar? Oran orantı yardımıyla çok rahat bir şekilde çıkıyor. Yukarıdaki formüle gerek var mı? Yok. Ben hayatım boyunca kullanmadım. Senin de kullanmanı tavsiye etmiyorum. Bu şekilde yap kardeşim. Geldik buraya. Ali Bey uzunluğu 4K. Burası da 3K verilmiş. Ali Bey uzunluğu 4 k, burası da 3 k verilmiş mi? Verilmiş. Bc. E hocam açıortay var burada. Açıortayda koldaki oran tabandaki oranlama eşittir. E 4 bölü 3 ise burası 4 a ise burası nedir arkadaşım? 3 adır. Peki nereden başlayalım? Oranlama var ve bizden E noktası isteniyor arkadaşlar. Şimdi a'dan başlayalım yine. Buradan buraya giderken eksi 4'ten 3'e gitmiş. Kaç artmış? Hocam 3'ten eksi 4'ü çıkartırsak 3 eksi eksi 4 7 değil mi? Evet. 7A'da dikkat edin 7 artmış. Bak 7A'da var burada. 7A'dan şuraya gelene kadar bak. A'dan buraya gelene kadar 7 artmış. O zaman A'da kaç artar? 1 artar. Bu başlangıç noktası A'dı ya. A'dan E'ye gelene kadar 4A var. 4A'daki artışa bakalım. 4A'daki artış da o zaman A'da 1 artıyorsa 4 artar. E o zaman A'da 4 arttıracağız arkadaşlar. Eksi 4. Eksi 4'ü 4, 4 arttıracaksın. Evet eksi 4 artı 4 yaptı. Virgül. Ordinata bakalım. 11'den eksi 3'e ne yapmış? Azalmış. Ne kadar azalmış? 11'den eksi 3'ü çıkartalım. 11 eksi eksi 3. 11 artı 3 yapar 14. Hocam 14 azalmış. Hemen şunu 14 yazalım. 14 azalmış yalnız dikkat. 7A'da 14 azalmışsa A'da 2 azalır. 4A'da da o zaman 4 katı 8 azalır. O zaman ben 11'den de burayı kaç azaltacağım? 8 azaltacağım. Çünkü buradan başladık ya. Buradan buraya 4A var. 11'den 8 azalacak. O zaman bizim E noktası ne yaptı arkadaşlar? Eksi 4 artı 4'ten 0'a 11 eksi 8 3 yaptı. Bizden koordinatları toplam isteniyor. Cevap böylelikle 3 çıkar. Kolay. Formüle gerek var mı? Bence yok. Evet gençler gelelim bir sonrakine. Bu sefer de bu şekilde dıştan bölen bir nokta olduğu zaman da yine bir formül var. Ya boş ver kardeşim. Dıştan bölen de mesela A, C'yi. A, C'yi dıştan bölen bir nokta. Ama dikkat et dıştan bölen bir nokta. B noktası ya burada olabilir ya da burada olabilir. İki ihtimalde düşüneceksin dıştan bölen dediyse. Hiçbir şey demediyse bakın mesela AB doğru parçasından bahsedeyim. AB doğru parçasından bahsedeyim. AB doğru parçasında bir içinde işte C eleman AB'ye alalım desin mesela. Bu AB doğrusu demek değil mi? AB doğrusu demekse şöyle. Yani bir de AC, AC bölü BC işte bilmem kaç. 3 bölü 5. 1. C noktasını içeride alırsın. İşte AC bölü CB 3 bölü 5 ise burası 3K, 5K kullanırsın. 1 bu. 2. Bir de C noktası nerede olabilir arkadaşlar? A, B, C noktası. C noktası sağda olabilir. Ama AC bölü BC 3 bölü 5 dedik ya. AC 3, BC 5 olamaz. O zaman C noktası burada olmadı. C noktası burada olacak diyeceksin. Yani dıştan bölen bir noktada C noktası ya sağında olur ya da solunda olur. Hiçbir şey demezse bir içte bakacaksın. Bir içinde bakacaksın. Bir de dışında bakacaksın arkadaşlar. AC bölü CB 3 bölü 5 olacak. Burası 3K burası 5K burası da 2K olur diyeceksin. Tamam yine şekli çizerek yorumlayacaksın. Bunu da sakın ama sakın unutma. Evet gençler. Şimdi burayı anladık herhalde. Yine burada formülsüz yapacağız. Soruyu okuyup yorumlayalım bakalım. A ve B noktaları veriliyor. AB doğrusu üzerinde B'ye daha yakın olan bir C noktası için. Bakın. Şimdi AB doğrusu üzerinde diyor. Şuradan bir AB doğrusu seçelim. Rastgele bir A ve B noktası seçtim. AB doğrusu üzerinde B'ye daha yakın olan bir C noktası için AB bölü BC 2 bölü 3'müş. Şimdi C'yi ben burada alırsam AB bölü BC 2 bölü 3 sağlanır mı? Sağlanmaz. İçeride değil demek ki bu nokta. Bu nokta nerede? Bir de B'ye daha yakınmış. Burada. Şimdi bakalım. AB bölü BC 2 bölü 3 yani 2K 3K bu şekilde olacak. A noktasını kaç vermiş? Eksi 1'e 4 vermiş. B noktasını kaç vermiş? 3'e 10 vermiş. C noktası isteniliyor bizden. Şimdi dikkat edin. Şu tarafa doğru gidelim arkadaşlar. Eksi 1'den 3'e. Burada 2K var değil mi? Evet. 2K'da eksi 1'den 3'e kaç artmış? 4 artmış. 4 artmışsa K'da kaç artacaktır? 2 artacaktır. İstersen A'dan C'ye git. A'dan C'ye giderken ne yapacaksın? 5K gideceksin. İstersen yani bu yön. Yön belli artık. Bu tarafa giderken absis artıyor. Ya da B'den C'ye git. Mesela 3K'da. 3K'da ne kadar artar o zaman arkadaşım? K'da 2 artıyorsa. 6 artar diyeceğiz. E 6 arttıralım. E burası ne olacak o zaman arkadaşlar? O zaman B'den 3K dedik ya. B'den başlayalım. 3'te 3'e 6 arttıracağız. Şimdi öbürüne bakalım. Öbürü de arkadaşlar ordinat. 4'ten 10'a 6 artmış. 2K'da 6 artmışsa K'da kaç artacaktır arkadaşlar? 3 artacaktır. E, 3K'da kaç artar? 9. 3K'da artış burada artış. Buradan buraya 9 arttıracağım. Yani 10 artı 9 yaptı. O zaman bizim C noktası 9'a 19 mu yaptı arkadaşım? Evet. Bu kadar basit. Oran orantı yardımıyla dikkat et. Yalnız yön bu tarafayken apsis arttı. Ordinat da arttı. Dikkat edin o yönü şaşırmayın arkadaşlar. Bu yöne giderken azalacaktı mesela. Tamam mı? Ona da dikkat et. Geldik buraya. Örnek 26. Ali Bey uzunluğu 3K. Adana Ceyhan anattı. 2K verilmiş. Burası 3K. Adana Ceyhan anattı. 2K verilmiş. Hocam ne var burada? Bak bir dış açı ortay var kardeşim. Hangi üçgende? Şuradaki üçgende bir dış açı ortay var. Dış, dış açı ortayı hatırla. Bak analitik geometride çıkıyor karşımıza. Dış açı ortayın değdiği yerden başlıyorduk. Şu bölü şu neye eşitti? 2K bölü 3 k eşitti. O zaman burası 2A iken tamamı 3A olacak. Burası da ne olacak? A olacak. Şimdi B noktasını vermiş bize. B noktası eksi 1'e 4. C noktasında 2'ye 1 vermiş. Şimdi şuradan başlayalım arkadaşlar. Şu yönlü gidelim. Eksi 1'den 2'ye. Ne olmuş? Hocam. Eksi 1'den 2'ye 3 artmış. Nerede? A'da. A'da 3 artmış. 3 artmış. Bak. Sağ taraflı giderken 3 artıyor. Dikkat. E hocam buradan buraya. Buradan başlarsak 3 A'da da 3 artar diyebiliriz. Ya da şuradan şuraya 2 A yok mu? 2 A var. 2 A'daki artıştan gidelim. 2 A'da da 6 artar. 2 A'daki artıştan bunun hapsini artıracağım. Yani 2 artı 6 olacak hapsi. Ordinata bakalım. 4'ten 1'e bu yönlü giderken 3 düşmüş. Evet A'da 3 düşmüş. 2 A'da da kaç düşer? 6 düşer. Ordinatta 6 düşecek. 2 A'daki düşüş ya buradaki ordinattan 6 düşecek. 1 eksi 6. O zaman buradaki noktamız ne yaptı? 8'e eksi 5 yaptı. Bizden koordinatları çarpımı isteniyor. 8 ile eksi 5'in çarpımı isteniyor arkadaşlar. Yani cevap böylelikle kaç çıktı? Eksi 40 çıktı. Örnek 26'yı böylelikle eksi 40 bulduk arkadaşım. Görüyorsunuz. Yani oran orantı yardımıyla sonuca çok rahat bir şekilde ulaşıyorsunuz. Ve eski konularda karşımıza çıkıyor. Bunu da unutma. Geldik bu soruya. Evet. Şimdi oranlamalara bakalım arkadaşlar. Bunlar altta birleşiyor. Burası 3K, burası 2K, burası da K. Ali Bey uzunluğu K, CD uzunluğu 3K, ee, BC uzunluğu 2K. Tamam yazdık. B ve C noktalarının hapsileri nedir diye soruluyor arkadaşlar. Şimdi dikkat edin. A'ya dikkat edin arkadaşım. Bak şimdi A'ya dikkat et. A'dan B'ye gelirken kaç K var? 6 K var. 6 K'da ne olmuş arkadaşlar? 1'den 13'e 12 artmış değil mi? 1'den 13'e 12 artmış. O zaman K'daki artışı bulalım. K'daki artış ne olur arkadaşlar? Bu yönlü gidildiğinde K'daki artış 2 olur. Hocam buradan buraya K'daki artış var. B noktasını bulabilirim. K'daki artış 2. Burası 1 artı 2 yaptı hapsi. E, hatta burada C noktası da istedi. C noktası da 3K değil mi? O zaman 3K'daki artışı da bul. 3K'daki artışı da 6 olmaz mı? K'daki 2 ise 3K'daki 6 olur. Evet buradan buraya da 6 arttıracağım. 3K'daki artış bak şurası. 1'den 6 arttıracağım. 1 artı 6 olacak. Evet apsileri bulduk. Ordinatlara bakalım. Ordinata da baktığımız zaman hocam 6K'da eksi 2'den eksi 8'e azalmış. Ne kadar azalmış? Eksi 8 eksi eksi 2. Yani Eksi 8 artı 2 eksi 6 yapıyor. 6 azalmış. 6K'da 6 azalmışsa K'da 1 azalır. 3K'da da 3 azalır diyeceğiz. Ordinat K'da 1 azalacak. Eksi 2'den 1 azaltacağım. Eksi 2 eksi 1 olacak burası. Buradan buraya da 3K var. 3K'da da kaç azaltacağım? 3 azaltacağım. Yani eksi 2'den 3 azaltacağım. Yani 3 çıkartacağım. O zaman B noktası ne yaptı arkadaşlar? Gerçi B ve C noktalarının hapsileri toplamı isteniyor. Hiç buna da gerek yokmuş arkadaşlar. Hiç bu siyah şeylere de gerek yokmuş. Çünkü bizden absisler isteniyor. Burası şöyle bir şey olacak arkadaşlar. Burası şöyle bir şey olacak. Absisleri bulmamız yeterli. Burasının ordinatının önemli değil. Bulduk ama önemli değilmiş. İşi uzatmayalım. Birinin absisi kaç çıktı? 3. Diğerinin absisi kaç çıktı? 7. Toplamları da 10 oldu. Soruyu da iyi okuyalım kardeşim. Bari siz iyi okuyun. Ordinatları da biraz önce bulmuştum. Ordinatları da o şekilde bulunuyor arkadaşlar. Konu anlatımı olduğu için bir sıkıntı yok bence. Evet böylelikle örnek 27'yi de 10 bulduk. Geldik örnek 28'e. AB doğru parçası şekildeki gibi. Şeklinde çubuk. 5 parçaya. Şurası. A, 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 A. A. Burası da 4 parçaya. B, 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 B. E arkadaşlar. Buradaki noktayı ben bulabilir miyim? Bulabilirim. Şuradaki noktayı şöyle bulabilirim. Burası 2A burası 3A. Bak şu A'dan başlayalım. Şu yönlü gidiyorum. Eksi 3'ten 7'ye kaç artmış? 10 artmış. 7 eksi eksi 3 artı 10 geliyor. Evet 5A'da 10 artmışsa A'da 2 artar. Buradan buraya 2A olduğundan 2A'da kaç artar? 4 artar. Eksi 3'ü 4 arttıracaksın. Direkt buradaki noktayı bulursun. Yani burası eksi 3 artı 4 oldu arkadaşım. Ordinata bakalım. 20'den 5'e düşmüş. Kaç düşmüş? 20 eksi 5'ten 15. 15 düşüş var. 5A'da 15 düşüş varsa A'daki düşüş 3'tür. 2A'daki düşüş ne olacak? 6'dır. O zaman burada 2A'daki düşüş 6 ise burası da 20'den 6 çıkartılmışı. Yani bu nokta ne yapıyor arkadaşlar? 1'e Bire... 14. Yaptı mı? Yaptı. Sonrasında D noktası mı isteniliyor bizden? Evet. D noktasını bulmak için. Hocam şurası ve şurası birbirine eşit. Ya da 2B'deki bilmem ne bilmem ne kadar artmışsa buradaki 2B'de de o kadar artar diyebiliriz aslında. Orta nokta koordinatından da gidebilirsiniz. Ya da bak dikkat et. Eksi 5'ten bakın şurayı yine bulmuştuk. 1'e 14 bulduk ya. Eksi 5'ten 1'e çift çizgide yani 2B'de kaç azalmış? 4 azalmış. E çift çizgide yine 4 azaltacak bu yönlü giderken. Orta nokta koordinatından yapmaktansa burada direkt şey yapabilirim. Ha şu noktada belli olmuş olsaydı bu ikisinin ortası deyip orta nokta koordinatı kullanmak daha kolay olurdu ama burada mesela burada çift çizgide yani 2B'de 5'ten 1'e 4 azalmış. Buradan da 4 azaltacağım. 1 4 olacak burası. Ordinata bak. 24'ten 14'e 10 azalmış. Buradan buraya. Burada da 10 azalacak. 14'ten 10 azaltacağım burayı da. Yani bizim D noktası ne oldu o zaman? Eksi 3'e kaç çıktı? 14 eksi 10'dan 4 çıktı arkadaşlar. Yani cevabımız eksi 3'e 4 oldu. Ve geldik bu soruya. Evet. Burası K iken burası 2K verilmiş. FD uzunluğu K iken burası 2K. Bak ne çıktı? Hocam hem 1'e 2 oran var hem de kenar ortay var. Bu ABC üçgeninin nesi oldu arkadaşlar? Ağırlık merkezi oldu. Ağırlık merkezi olduysa eğer ağırlık merkezinden geçen kenar ortaydır. Şunlar da birbirine eşit oldu mu? Oldu. Bizden B noktası isteniyor. Bak şimdi dikkat et. Şuraya da A buraya da A diyecek olursam. Hocam A'da 1'den eksi 1'e kaç azalmış? 2 azalmış. 2 azalmış. Bu yönünü giderken 2 azalmış hapsiz. Bir daha 2 azaltacaksın. Yani eksi 1'den 2 azalttık. Ordinata bak. Eksi 3'den eksi 4'e 1 azalmış. A'da 1 azalmışsa burada da A var. Yine 1 azalacak. Eksi 4'ten de 1 azalacak. Noktamız o zaman ne yapıyor? Eksi 3'e kaç yaptı arkadaşlar? Eksi 5 yaptı. B noktasının koordinatları çarpımı nedir diye soruluyor bize. Eksi 3 çarpı eksi 5'ten cevabı 15 olarak buluruz. Ya da orta nokta koordinatından buraya x virgül y deyip x artı 1 bölü 2 eksi 1'e eşit. Y artı eksi 3 bölü 2 de e, eksi 4'e eşit deyip x virgül y'yi de o şekilde bulabilirsiniz. A ben ne yaptım? A da... 2 azalmışsa buradaki a'da da 2 azalacak. Eksi 1'den 2 azalttım. Eksi 3'den eksi 4'e kaç artmış? 1 artmış. 1 azalmış. Burada da a'da 1 azaltacağım. Yani eksi 4'ten 1 azalttığın zaman da bu noktayı da bu şekilde artış azalışla daha kolay bir şekilde buluyoruz arkadaşlar. Evet örnek 29'u da böylelikle 15 bulduk arkadaşlar. Şu 15'i de şöyle şey yapalım. Altında her zaman yapıyoruz altında çizelim. Evet örnek 29'u bulduk ve gençler üçgenin ağırlık merkezinin koordinatı. Onu da bir sonraki videoyu bırakalım. O zaman ne diyoruz arkadaşlar? Bir sonraki videoda 21. haftanın kaçıncı videosunda? Üçüncü videosunda yani son videosunda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.